Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla çocukların okula daha çabuk adapte olmaları için anne ve babaların davranışları büyük önem taşıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci yeni eğitim öğretim yılına başladı. Çocukların okula daha çabuk adapte olmaları için anne ve babaların rolü de çocukların kaygılarını hafifletmek ve okula daha rahat başlamalarını sağlamak açısından büyük önem taşımakta. Peki okul stresi ve kaygısı en çok hangi yaş gruplarını etkiliyor? Ebeveynler bu dönemi daha rahat atlatmak için neler yapmalı ve anne babaların hangi davranışları çocukların üzerindeki kaygıyı arttırıyor sorularını Bucak Mehmet Cadıl Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli psikolog Işılay Çoban'a sorduk. Okul stresi maalesef günümüzde hala devam eden, giderek artan ve öğrencileri zorlayan bir problem. Hele ki 3 ay gibi uzun bir yaz tatil sürecinden çıktıktan sonra öğrenciler okula adapte olmakta problem yaşayabiliyorlar. Bu adaptasyon problemi uzun sürede devam ettiği sürece okul stresine dönüşebiliyor. Keza aynı şekilde okul stresi de önlem alınmaz, fark edilmez, müdahale edilmezse, bir şekilde psikolojik destek sağlanmazsa yerini okul fobisine dönüştürebiliyor. Okul stresinin altında birçok sebep yatabiliyor. Bunların arasında örnek verecek olursam eğer, sınav stresi, gelecek kaygısı, başarısızlık hissi, başaramama duygusu, rekabet, kıyaslanma, bu ve bunun gibi birçok etmen yeri olabiliyor. Onun dışında başka genellikle okul stresini biz sınav dönemi öğrencilerinde ve okula yeni başlayan öğrenciler daha fazla görme ihtimalimiz çok yüksek. Sınav dönemi öğrencileri diyorum çünkü 8. sınıf, 12. sınıfı mezuna kalan öğrencilerimizde genellikle zaman başarıyla sonuçlanmasını beklediğimiz bir sınav var. Keza bir yıl ve daha uzun süreci bir fiziksel ve ruhsal olarak mental inişli çıkışlı bir dönem olduğu için ve bunun yanı sıra aile, akraba, akran ve öğretmen baskısına maruz kalınca çocuklar o dönemde stres yönetemez hale gelme ihtimalleri çok yüksek. Stresle başa çıkamadıkları zamanda da genellikle fiziksel olarak belirtiler çıkma ihtimali çok yüksek. Uyku düzeninden tutumda çalışma düzenlerine kadar çoğu şey bozulmaya başlıyor. İleri boyuta gittiği zaman da somatikken fiziksel belirtiler ortaya çıkıyor. Mesela baş dönmeleri, işte mide bulantıları, el ayak titremeleri, bu ve bunun benzeri olaylar çıkıyor. Keza mesela sınavdan son bir ay, son iki ay kala kurumumuza gelen danışanlarımız giderek gençleşiyor bizim bu şikayetle. Çünkü sonra son ana kadar bırakma ihtimalleri çok yüksek oluyor. O ana kadar kendileri bir şekilde başa çıkabilirim diye erteliyorlar giderek. Keza fiziksel belirtiler ortaya çıkıp artık baş edemediğini fark edince bize gelme ihtiyacı duyuyorlar. Geç mi? Hayır, geç değil. Biz yine elimizden gelen terapi sürecini başlatmış bulunuyoruz. Biz genellikle bu şikayette kurumumuza gelen danışanlarda stresin nedenini belirliyoruz. Stres neden oluşuyor? Nasıl ortaya çıkıyor? Daha sonra şu boyuta geçiyoruz. Ben bu stresi nasıl başa çıkabilirim? Ben bu stresi nasıl yönetebilirim gibi. Baş etme yöntemleri geliştiriyoruz ve terapi sürecini bu şekilde başlatmış oluyoruz. Okula yeni başlayan küçük öğrencilerimizde, 8. sınıf, 12. sınıfa mezuna kalan öğrencilerimizde, keza mesela 7. sınıf ve 11. sınıfta başlama ihtimalleri de yüksek. Çünkü sınavın az buçuk hani onlara yaklaştığını duyan küçük öğrencilerimiz de olabiliyor mesela. Ve okula yeni başlayan öğrencilerimiz, onlar da şu şekilde ilerliyor. Birden yeni bir hayata adapte oluyorlar. Daha oyun çağından bir tık daha eğitim çağı, hala oyun çağı devam ediyor ama birazcık daha sorumluluk yükleniyor. Birden sabah erken kalkmalar, belli bir saat diliminde çalışmaya başlamalar ve hani yeni bir şeyler öğrenmeye başlıyorlar ve direktman evden çıkıp bir okul ortamına giriyorlar. Bu da birazcık adaptasyon problemini ortaya çıkarabiliyor. Anne ve babaların yaklaşımının önemli olduğunu söyleyen psikolog Işılay Çoban, çocukların en büyük destekçisi öncelikle ebeveynleridir dedi. Biz ebeveynlerin yaklaşımlarını çok önemsiyoruz. Keza evet çocuklarını getiriyorlar mesela öğrenci danışanlarımız geliyor. Ama velakin biz ebeveynlerin desteklerini çok önemsiyoruz bu süreç içerisinde. Çünkü bir çocuğun en büyük destekçisi öncelikle ebeveynleri. Biz terapist olarak ikinci, üçüncü sırada yer alıyoruz. Keza biz bu terapi süresinde ebeveynleri dahil etmeye çalışıyoruz. Ha bu demek o değil ki öğrenciyle birebir danışanla konuştuklarımı birebir veliye aktarıyorum. Hayır öyle bir şey mevzu bahis değil. Yani gizlilik zaten esaslarımız arasında yer alıyor. Genellikle biz terapist, ebeveyn ve danışan olarak üçlü bir şekilde yürütüyoruz. Bu şekilde ebeveyni de merkez noktaya alarak ebeveyni de bilgilendiriyoruz. Hani bu süreci birlikte nasıl atlatabiliriz? Çünkü evet sınav dönemi çocuğu veya okul stresi yaşayan bir genç olmak zor. Ama velakin onların ebeveyni olmak daha zor. Çünkü birbiriyle etkileşim halinde. Ben belli bir yere kadar hani terapi sürecini yönlendiriyoruz. Ama velakin bu çocuk evde nasıl veya evden kaynaklanan bir problem mi var? Bunlara yöneltiyoruz. Veya sınav dönemi öğrencileri mesela daha fazla gelme dediğim gibi yönlerim çok fazla. Bu dönemde diyoruz ki hani
siz nasıl davranmalısınız? Yaptığımız hata var mı? Ve hani bilgilendirmeyi amaçlı çoğu zaman çağırıyoruz. Hani gelin konuşalım. Hani neyden kaynaklanıyor olabilir? Biz nasıl davranmalıyız? Baskıcı bir ebeveyn tutumumu sergiliyoruz. Başarı odaklı mı? Beklentimiz çok yüksek. Hani nerede problem var? Birlikte üçlü bir şekilde götürdüğümüz zaman hem daha olumlu hem daha hızlı sonuç elde etme ihtimalimiz çok yüksek oluyor. Genelde birçok etmen sayabilirim. Bunlar arasında kıyaslanma, yani komşu çocuğu dediğimiz halk arasında geçen mesela. Onun çocuğu bu kadar yüksek almış, sen niye almadın? İşte çocuğu olduğu gibi kabullenme değil. Ve hani başarıya götürmek değil de hep bir daha kendiyle kıyaslayın diyorum ben. Ya geçen sınavda bu kadar aldın ama niye bu sınavda bu kadar düştü gibisinden yapmayıp niye başka bir çocukla kıyaslıyoruz? Bu sebep oluyor. Rekabet duygusunu birazcık, evet rekabet duygusu belli bir seviyede iyidir. Ama ve lakin giderek hırs kontrol edilmen hali çıktığı zaman stres haline gelebiliyor. Onun dışında baskıcı ebeveyn. Hep başarı odaklı. Hani her çocuk her derste başarılı olmak zorunda değil. Hani bizim keza sayısal, sözel derslerimiz var. Çocuğun yeteneğine ve hani algısı düzeyine göre belli bir derslerde başarılı olmasını bekleriz. Biz her derste başarı maalesef bekleyemiyoruz. Bunları anlamalarını, hani birazcık daha çocuk odaklı gitmelerini, başarı evet başarıyla sonuçlanması gereken bir gelecek bekliyoruz. Ama ve lakin desteğini hissettirmelerini istiyoruz. Hani biz sen ne yaparsan biz senin arkandayız. Sürekli hani ders çalış, niye çalışmıyorsun? İşte sürekli elinde telefon, evet uyarılar olacak. Ama ve lakin sürekli şikayet haline geldiği zaman hele ergenlik dönemlerinde biz çok zorlanıyoruz. Bir kuşak çatışması dediğimiz olay da ortaya çıkabiliyor. Diyorum ki çok baskı kurmadan, bir şekilde yanında olduğunuzu varsayarak, hissettirerek devam etmek daha mantıklı geliyor bize.